Merhaba değerli dostlar. Uncharted 4'ün bu haftaki son bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi köprüyü geçtik. Ama nereden gideceğiz? Herhalde şuradan gideceğiz. Pardon. Hop. Orada yol yok zaten. Var mı? Yok. Buradan gideceğiz. Hadi bak. İyi. Offroad da yapmış olduk böylece. Hiç binmemiştim offroad araçlarını. Demek ki arazide lazım oluyor. Yalnız bu atlama işi biraz garip geldi bana. Nadine'i ne kadar tanıyorsun? Yok ki. Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerinin geri çekmesi için ikna edersin. Peki ya Rafe'in verdiğinden daha büyük bir pay versek? Hayır. Nadine'in işler öyle görün. Bu daha çok para peşin, kırmızı meşin türünden bir paralar. Yani avantaj sahibi olan Rafe. Evet, hadi bakalım. Başımıza... Aha, bir harabe mi? Var mıdır bir şey? Şöyle bakalım, yok bir şey. Belki de var ama bilmiyorum. Bakmak istemiyorum şu an. Şuradan gidelim bakalım. Bakın, shoreline. Görünüşe göre her şeylerini ortaya koymuşlar. Ve volkana da son derece yakın durum. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya hazineyi çoktan buldularsa? Bak, mekanın altını üstüne getiriyor. Eğer bulmuş olsalardı şu an hala arıyor olmazlardı. Evet. Evet, haklısın. Şuradan gidelim mi? Neyse, sana bir şey soracağım. Hapishanede zamanını neyle harcıyorsun? Ah, bilirsin. Çoğunlukla kitap okudum. Gardiyanlardan biri iyilik meleği kesilip bana sürekli... Hey, şu eski bina bakmaya değer mi sizce? Şurası mı şimdi diyorsun? Bakayım. Bakılmıyor. Anda bakılmıyor. Arabayı mı kullansan? Küçük bir öneriydi. Nerede bir bakacağım sevgili kardeşim. Evet, bakamıyoruz. Aslında arabayı yaklaştırsaydım şuradan çıkar. Ha, oradan çıkarım bak. Evet, arabayı oraya yaklaştırmışım dostum. Şuradan oraya bakıyorum. Ha, bir şey yok gibi gözüküyor. Yine de bakmakta fayda var. Evet, yok. En son neden bahsediyorsun? Doğru ya. Gardiyanlardan biri iyilik meleği kesilip bana sürekli kütüphaneden kitap getiriyor. Neler okuyor? Tarih. Özellikle de Avery ve diğer korsanlarla ne her şey. Ne olur ne olmaz diye. Doğru. Kitap okumak dışında da ama. Şınav çekiyordum, sigara içiyordum ve bir de rakip çetelerin kavgalarından uzak duruyordum. İyi yapıyormuş. Ve bolca vaktim oldu. Hepsi neredeyse bu kadar. Madem sana iyilik yapan bir gardiyan vardı, neden onunla bize haber ulaştırmadın? Denedim. Bir mektup göndermesi istemiştim. Senin posta kutuna. Bir şey gelmedi. Müdür muhtemelen mektubu gördü. O sıra çok fena yakalandı. O gardiyanı da bir daha hiç görmedim. Tanrım. Ama müdür beni Alcazar'la aynı hücreye koyunca intikamım acı oldu. Müdür olacakları ihtimale katmamıştı. Ya niye buradan gittik acaba? Yol mu almıştık? Hey! Aklıma geldi de, aslında Alcazar'la 20-30 yıl önce iş yapmıştım. Siz ikinizle tanışmadan önceydi ya. Hadi canım. Peki nasıl hala ayakta? Şey, o zamanlar kesinlikle böyle biri değildi. Suç dünyasının basamaklarını tırmanmaya çalışıyordu. Onun patronuyla Japonya'dan kaçınmayı başardığım birkaç gravürü satmıştım. Ondan çok onlarla ilgileniyordum. Alcazar da ara bulucuydu. O zamanlar nasıldı peki? Tatlı dilli. Ama gergindi. Sanki ufak anlaşmazlık çok patlayacak gibi. Öyleyse pek de değişmemiş gibi ha. Yanlış geldik ya. Hemen tüyü ver. Dinle. Korsan bir bara girmiş. Harika. Başladım. Ve kıçının çatalından bir dümen çıkıyormuş. Sonra? Barmen demiş ki, dostum dümen ne ayak? Korsan da şöyle demiş.
bir dümen peşindeyim. Çok komik. Süper be. Seni burada bırakır giderim. Ayaksi. Lan nereden gideceğiz? Ne karışık yollara geldik ya. Kahretsin. Dumanı gördün mü? Hey Shoreline, yavaş ol. Ayaksi. Ya buradan gelmedik mi zaten? Şuradan gidelim. Aha, burada mağara var. Şuna baksanıza. Sizce bu doğal mı yoksa insan yapımı? Bana yarı yarıya gibi geldi. Bir de bunun dönüşü var tabi. Yo Shoreline salakları. Tane burada var. Kaçtı. Sanki şurada bir tane daha vardı ya. Bence kendimiz patlatmalıyız. Hazineyi bulacak olursak da içinden biraz aracı komisyonu alırız. Aklından bile geçirme. Senin yüzünden Nadine'i astırtmam kendim. Ya, aşağıda bir şeyler oldu kesin. Kimse öğrenemez. O öğrenir, grubun kalanı öğrenir, sen de ölürsün. Evet ama ben... Kes artık, bezdirdin beni. İyi. Ne yapsam? Sen olsun. Görme. Pekala öyleyse. Şimdi bakmıyorken galiba bitti. Baksana. Çukurda bir şey mi var? Hey, şuna bak. Aşağıda bir şey olabilir mi?
Aa, bu da iyiymiş. Bunu alayım ben. Yalnız mermisi az. Yok. Tabii ki aşağıda bir şey olabilir. Hayır dostum. Aşağı inmek istiyorum. Aşağıda ne var? Hayır, sen hiç var mı? Oo. Nasıl karanlık. O kadar da güzel bir şey yokmuş. Şimdi bunu niye koydular buraya? Oo. Manzaraya bak. Evet, yani bunu niye koydular buraya çok merak ettim şimdi. Kafam karıştı. Şimdi bu burada, burada, orada. Macera için koydular öyle, ne bileyim. Hop. Üç tane mi? Kardeşim tamam da. Yani onu alacağım. Üç tane bomba sonra bitecek o. Hadi gelin, hadi çok dolaştık. Oradan mı gideceğiz? Emin misin? Bir dakika, bir dakika. Biz oradan geldik zaten. Oradan gelmiştik ya. Nereden gideceğiz dostum? İşte iyi bir şey var mı? Yok. Nereye gideceğiz? Neyse, yapacak bir şey yok. Buradan gideceğiz demek ki. Ben oradan geldik diye biliyorum. Yani genel olarak buradan gelmedik de, yani taraf olarak diğer taraftan geldik ama yön buradan gidiyor. Neyse bakalım. Aha. Koyun moyun var. Hey, şu kuyu mu? Allah'ım. Şuna bir bakın.
Anladın değil mi? Nate kuyuları seviyor ya. Sally esprini çaldı. Fark ettim. Göndermeler de pek komik. Kuyuya giremiyoruz. Burada ne varmış? Ne varmış? Kuyuda mübarek düğün salonu gibi. Hadi dostum. Alın artık. Ne diyor? Dün gece uyarı ateşleri yakıldı ve tıpkı kurmalı saat misali ödül ve şöhret avcılığına düşkün bir grup karargahımıza ihtiyatsızca dalıverdi. İhtiyatsızca. İyi dövüşüp bir grup arkadaşımı öldürselerdi falan filan. Not işimize yarayacak illaki de. Devam edelim. Onu peki şimdi bir dakika. Şimdi orada vinç şuraya gitmem lazım. Oraya nasıl gideceğim? Oraya vinç bağla diyor. Allah Allah. Deneyelim. Demek oraya atlamıyor bak. Vinç almam lazım. Bir incin şeyini alalım bakalım. Orada atlamıyor çünkü. Aşağıda bir şeyler bulabildin mi? Evet. Bir saniye yine direksiyona geçer misin? Anladım. İşte nasıl yetişiyorsa oraya artık. Hey Sally, arabayı geri vitese tak. Ya ne olacaktı başka? Pekala, bakalım burada ne varmış. İnceleyelim neymiş. Sanki şurada bir yer haldeymiş. Tamam o kadar hadi. Başka bir şey yok. Hadi dostum çık artık. Evet nereye? Önemli bir şey yok. Telde göstereyim. Lan nerelere geldik karşımız? Benim adam. Diyorum. Yine aynı yere mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Bence bu tarafa gidelim.
Yoo. Yine aynı yere geldik bak, görüyor musun? Bizim okula gitmemiz lazım. Geldiğimiz yerden çıkalım o zaman. Burada bir yolu var sanki. Arkadaş ya. Buraya geldik işte daha önce. Gelmedik mi yoksa? Pardon. Kule gözüktü. Kule gözüktü. Değerli dostlar, umarım doğru gidiyoruzdur. Ha? Bir baksanıza beyler. Bir tane. Beyler baksanıza. Ne yapıyorsun Nathan'cığım? Bir oraya zıplayın, bir oraya zıplayın. Muhtemelen oradan bütün kral koyunu görebiliyorsun. Evet. Bakalım. İşte şehir tam orada. Ve işte nehir vadisi de orada. Dur. Hey beyler, tepenin hemen ötesinde bir kule daha var. Chorlan askeri var mı peki? Bilemiyorum. Bakacağız. Heh, alalım. Tamam. Ne diyor reis? Nasıl gidiyor Sully? Evet, işte hala tek parçayım. Bizimle geldiğin için çok sağ ol. Ve o oto kiralamacıyla pazarlık yaptığın için de. Ne demek evlat? Doğrusunu istersen hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Benim de. Hadi. Bu da bir şey mi diyecek? Sen ne diyeceksin dostum? Vay vay, şuna bir bakın. Ne manzara ama. Her an uyanıp kendimi yeniden hücrede falan bulacakmışım gibi hissediyorum. Bunların şey hepsi bir rüya gibi. Sen. Hayır hayır, vicdan azabı yok, sadece hadi gidip şu şeyi bulalım. Hay hay. Evet. Evet, son kuleye geliyoruz. Yani tahmin ettiğime göre son olması lazım. Asker masker var mı? Tamam, görünüşe göre önce biz gelmişiz. Hadi mekanı kolaçan edip yola devam edelim. Bakalım bir şey var mı? Kimse yok ki. Buraya ait değil gibi. Ama evet, korumak istedikleri bir şey varmış ki çekme köprü dikmişler. Mesela baksana ziyneti mi? Belki de. Nathan, şuna bir baksana. Bir mühür daha. Bunu çıkartabildin mi? Evet, çıkarttım. En Bonnie. Hı hı. Karayiplerin dışında faaliyet gösteriyordu. Merdivenden atıyormuş, köprü koluna ulaşamayız. Sanıyordum. Aylar öyle anlatıyor. Doğru. Avery onu da davet etmiş olmalı. Vay be. Pardon, pardon.
şey var mı? Barak tabancayı ne yapacağım ya? O köprüye getirmemiz lazım anladığım kadarıyla. O zaman karşıya geçeceğiz tekrar. Çünkü o köprü karşıdan bir yerden açılıyor. Şimdi aşağı inelim. Yukarıda diyor, yukarı çık. Nerede olsun? Yani sen de boş boş bakıyorsun kardeşim bir şeye. Köprüyü nasıl açacağız? Köprüyü açmanın bir yolu olmalı. Kuzu şurada da. Nerede? Oraya çıkmam lazım. Peki. Oraya çıkalım o zaman. Bana yardım edecek misiniz? Oraya nasıl çıkacağım? Oraya çıkmam lazım. Sağ ol dayı, sen de olmasın. Hey, dikkatli ol evlat. Evet, çok güzel. Devam. Hey beyler, köprünün ilerisinde devasa bir kule var. Gördüklerimizin en büyük. Bingo. Sen, sipariş geldi. Ben iyiyim. Sen iyi misin? Tamam. Bundan emin misin? Birazdan görüşürüz. Arabayı yaklaştıracağım. Tamam, bunu alacağız. Al dostum onu. Oraya daya bakalım. Bu bölüm biraz uzun olabilir değerli dostlar. Çünkü uğraştık biraz yani. Hadi bakalım. Aha. Siz ikiniz biraz dinlenin. Ben hallederim. Yani yalnızca bir kol var. Değil mi? İyi çıkartıyorsun evlat. Hadi. Şoray geliyor. Onların olmalı. Ağ oluşturun. Bulun onları. Uyarı ateşi yok. Gördünüz mü? Anında indirin. Yürü yürü. Aa.
Aha. Öldük, öldük, dirildik. Aslında geldiği zaman hemen bomba atmam lazım. Nişancı nerede lan? Allah gene öldük ya. Hayır. Ah gene öldük. Burayı kesmem lazım. Bir kere öldür mü ya? Nerede lan? Bir tane şey vardı. Keskin nişancı, o nerede? Ona mı gideceğiz? Adam vuruldu, adam vuruldu. Yalnız değiliz. Aramaya başlayalım. Keskin nişancı orada. Görüş açımda.
Ayt. Gene ya. Geçemiyorum bölümde el dostlar. Bu bölümü bir sonraki bölüme bırakıyorum.